Siz demişsiniz ki HDP bu toprakların partisi değil, maalesef Kürtlerin de partisi değil demişsiniz. Şimdi hazır bayram, mecliste tatil olacak. Ben size bir çağrıda bulunuyorum, davet ediyorum. Bakın siz ve ben, başka kimse olmasın. Ne koruma olsun ne başka kimse. Gelin Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Siirt'te, Batman'da, Mardin'de, sadece oralarda değil, hani bu toprakların partisi değil demişsiniz ya, mesela Karadeniz'de istediğiniz illerde, Akdeniz'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da ve başka iller istiyorsanız, İzmir'de, Balıkesir'de, hatta Çanakkale'de, sizin ilinizde, gelin birlikte bayramda bir tur yapalım ikimiz beraber ve orada sokakta dolaşan vatandaşlarımıza soralım bakalım HDP bu toprakların partisi mi değil mi? Ayrıca hani Kürdistan coğrafyasında dolaşırken de soralım yurttaşlarımıza HDP'yi Kürtlerin partisi olarak da, sadece Kürt partisi değil tabii ki HDP, Kürtlerin partisi olarak da görüyorlar mı görmüyorlar mı diye. Sonra gelelim birlikte bu mecliste bu gezimizin sonuçlarını halkımızla ve bütün milletvekilleriyle paylaşalım. Hem de iyi olur, birlikte gezmiş oluruz. Bunu iddiaları da böylece kanıtlamış oluruz. Ya sizin söyledikleriniz doğrudur ya benim söylediklerim doğrudur. Bir de yani hatırlatmak için söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kapatma davası açıldığı zaman bizler bu kapatma davasının hukuksuz ve yanlış olduğunu, siyasete, demokratik siyasete yönelik ağır bir baskı olduğunu söyledik. Kayıtlar ortadadır. Tekrar ortaya koymaya da hazırız. Ama beklerdik, hani Demokratik Toplum Partisi sizin iktidar döneminizde kapatıldı. 3 vekil fazla kazanacağız diye keşke zil takıp oynamasaydınız. Yani niye bunu söylüyorum? Keşke bunları bu iktidar ortakları olarak HDP'ye kapatma davasının açıldığı günlerde dillendirmiyor olsaydınız. Hani çok hevesle bu kapatma davasının kapatılmayla sonuçlanması beklentiniz olduğunu hissediyoruz ama hani bunu bu kadar topluma açık bir şekilde de hissettirmeseniz sizin açınızdan belki daha iyi olur diye düşünüyorum. Sayın Turan, davetimi kabul ettiniz. Oturup birlikte planlamayı yapalım. Küçükkuyu'da da olur. Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda da olur. Ama mutlaka gidip bu işi beraber yapalım. Gerçekten halkı da bilgilendirmiş oluruz.